nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Güzel bir gün, ödül evet, töreni. Neler söyleyeceksiniz? Aslında çok heyecanlıyım. Böyle yerlere geldiğimde hep heyecanlanıyorum. Yani bu sektöre girdiğimden beri bu hiç değişmedi. Aslında bir yerde güzel de bir şey. Senin içini de canlı tutan bir şey olmuş oluyor. Çok güzel bir gecedeyim şu anda. Ben de merak ediyorum. Peki Yeşilçam sizin için neler ifade ediyor? Ondan çok kısa bahsetsek. Bir kere şöyle, aslında çocukluğum. Aslında hepimizin öyle değil mi? Çok severek izlediğimiz çocukluğumuz. Yani şu anda bile mesela ben böyle evde otururken bir anda Yeşilçam'dan herhangi bir filmi açıp izliyorum. Yani o tadı, o farklılığı, o içimizde yaşattığı heyecan hiçbir zaman bence değişmedi, değişmeyecek de. Bunu aynı şekilde bence anne babalarımız da aynı düşünüyor. Tüm Türkiye bence aynı şeyleri düşünüyor ve aynı şeyleri hissediyor. Peki Yeşilçam'dan idol olarak gördüğünüz bir isim var mı? Tabii ki. Herkes gibi aslında Türkan Şoray. Yani çünkü kendisini çok beğeniyorum. O yüzü, o naifliği, o doğallığı, yılların geçmesine rağmen o kaybetmediği aynı şekilde o naifliği, duruşu. Çok hoşuma gidiyor. Efendim peki oyunculuk adına Türkan Hanım'daki kurallar sizde de var mı? Asla yapmam dediğiniz. Yani şöyle aslında, bence yani geçmişten günümüze artık birçok her şey değişti. Yani şöyle söyleyeyim, artık aslında hani televizyon bile aslında eskisi kadar izlenmiyor. Daha çok dijitale geçildi. O yüzden bence o herkesin kendine göre değişebilen kuralları diyebilirim sadece. Peki projelerden bahsedelim. Projeler aslında şöyle, ben son 2-3 senedir daha çok sinema filmi yaptım. Çünkü biraz şey istedim, farklı karakterler, farklı roller oynamak istedim ve Allah'tan da gerçekten istediğim gibi hepsi öyle geldi. Şimdi işte heyecanlıyız aslında, bu aralar konuşuluyor, tam tarih belli değil ama biz Yedi Melek diye bir sinema filmi çekmiştik Ankara'da. Özel hareket işiydi. Orada bir komiseri oynuyordum ve o projeyi çekerken de gerçekten çok yoğun duygular yaşadık. Manevi anlamda çok güzel hissettik. Onu heyecanla bekliyorum. Bir çocuk filmi var. Orada Kerem Cem'le düet yaptık. Benim için farklı bir deneyim olmuş oldu. Onu bekliyorum heyecanla. Yani aslında böyle beklediğim 3-4 tane sinema filmim var. Böyle yeni projeleri. Sesinizi ben hiç duymadım. Güzel midir? Yani artık o filmi izlediğinizde karar verirsiniz diye. Peki single gibi albüm çalışması gelir mi? Yok, aslında öyle bir şey düşünmüyorum ama hani şöyle söyleyebilirim. Bir Karadeniz işinde oynamak çok istiyorum. Görüştüğümüz yerler de oluyor. Eğer ki bir gün bir Karadeniz işim olursa içinde Karadeniz şarkılarını hepsini seslendirmek isterim. Çok seviyorum ve gerçekten de severek dinliyorum. Peki. Bu akşam için kıyafet seçiminiz? Yani aslında şöyle, evde gerçekten ne giyeceğimi bilemedim. Böyle biraz sade ve şık olmak istedim. Umarım başarabilmişimdir. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok fazla tutmayalım size.